İşin gerçekte altında yatan bir sosyal boyutu var. Bizler birbirimizi tanımıyoruz. Ben Rojin'i tanımıyorum yani. Rojin de Rojin beni tanıdığı kadar tanımıyorum. Ben Kürtleri tanımıyorum. Yani biz şöyle bir hikayeyle büyüdük aramızda dalga geçiyoruz zaman zaman. Kürtlerin kuyruğu var hikayesiyle büyüdük biz. Ben ancak yetişkinliğim sırasında anladım <laughs> yani ergenliğim sırasında anladım Kürt arkadaşlarım oldu birlikte siyasi mücadeleye girdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Onlarla birlikte anladım Kürtler var bu ülkede ve ben onları öğrenmeye başladım. Bizim e, siyasi terbiyemiz bunu gerektirdi. Ama genel olarak Türkiye siyasetinde böyle bir terbiye yok. Yani bizi birbirimize anlatmaları lazım. Birbirimizi anlamamız lazım bizim. Eee yüzyıllardır burada yaşıyoruz, birlikte yaşıyoruz ve birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. E, ben Kürt denmeyen günleri hepimiz biliyoruz. Yani Sadece e, sol örgütlerimiz bizim Kürd'e Kürt derdi. Benim de içinde olduğum örgütte de öyle derdi. E, Kürt'ün adı Kürt'tür. Ve bundan başka kimse Kürt'ün adına Kürt demezdi kardeşim. Doğulu. Bunlar, doğulu, evet doğulu. E, şey, doğulu kardeşler. E, nedir? Karpkurt diyenler de vardı. Yani bunu... Bunu aşmak şeyde de olmuyor. Siyasi çözümden ben sanıldığı kadar kolay olacağını... Şimdi onu e, soracaktım, evet. İhtiyatlı çok... imserler var. Bir aslında rahatlıyoruz. Gerçekten galiba Mart ya da Nisan'da sınır dışına çekecek silahlı güçler diyenler var. Bir de hayır bu Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçimler için bir rahatlama havası diyenler var. Siz nerede duruyorsunuz? Şimdi benim şeyim şu, söylediğim şu. Siyasi çözüm, çözümün aslı değil. Aslında birbirimizi tanımaya demin kaldığım yerden devam edeyim. birbirimizi bir an önce tanımaya başlamamız lazım bizim yani şey birçok bir alanda birbirimizi tanımaya başlamamız lazım ki bu siyasi çözüm altını altı beslensin başka türlü yalnız ben siyasetten bu iş bu meseleyi çözdüm demekle çözü, çözülebileceğini sanmıyorum ben bunu bu işin ekonomik boyutu var İki bölge arasındaki ciddi ekonomik e, düzey farklılığı var. E, sosyal boyutu var. Barışa sıcak bakmayan ya da her şeye negatif bakan e, <laughs> o kadar çok insan var ki farklı düşünenler olacaktır. Ama ben e, pozitif bakan, barışı isteyen, iyi niyetli, iyi kalpli, kendi ülkesinin tarihini bilen, bilinçli davranan, duyarlı davranan ne olursa olsun hani bu ülkede ee, senden başka kimse yoktur diyen tarihe inat, gerçeği araştıran insanların bizi dinlemesini istiyorum. Bizi ırkçılar dinlemesin bence. Bilmiyorum Hüsnü abi ne der? Şimdi şöyle dinlemesin bir şey var. Ee, ya barışı istemezsek ne olacak? Bunu düşünmek lazım aslında. Bir kırk yıl daha böyle geçsin mi? Bir kırk bin kişi daha ölsün. Ya yani bu, bu şey ölü derken şeylerden bahsediyoruz. Yani 15 ile 25 yaş arasındaki çocuklardan bahsediyoruz biz. 40 bin ölü bunlar yani. Pek barışı istemiyorsunuz. Bunun bir şeyi var. E, Alternatif. Alternatifi. Bu böyle devam edecek demektir. Yani her gün onlarca kişi daha ölecek. E, çünkü şöyle bir şey var. Geçmişte konuşulmadıkça bazı şeyler, başka şeyler konuşmaya başlarsınız. E, Kürtlerin şayet kültürel e, sorunların, ekonomik sorunların çözümünü 30 yıl geciktirirseniz Kürtlerin kült, kültürel özertliğini konuşmaya başlarsınız. Kürtlerin kültürel özertliğini konuşamıyorsanız e, otonomiyi e, konuşmaya baş, konuşmak zorunda kalırsınız. Otonomiyi konuşmazsanız bunu da 30 yıl hasır altı ederseniz ayrılığı konuşmaya başlarsınız. Yani Türkiye hep sorunlarını e, hasır altı etti ya bu bu sorunların çözüm, çözümünün böyle olmayacağı çok açık. şimdi hasır altı demişken bir başka hasır altı belki de gözümüzün önünde ama çok düşünmüyoruz bir taraftan dediniz ya her ikiniz de birbirimizi tanımıyorduk tanımıyoruz müziğimizi belki hiç tanımıyoruz. Mesela mahsun kırmızı gül ya da Özcan deniz niçin bu örnekleri verdim e, sadece onların tekilinde değil elbette e, onlar da söylemediler ya da söyleyemediler. ...ya da bilinçli olarak mı tercih etmediler? Hani Daha sistem, e, piyasa kültürün etkisiyle mi? Buyurun. E, kimseyi yargılamamak lazım. Herkesin e, taşıyacağı yük... ...herkesin aile yapısı, geldiği çevre... ...aldığı kültür, dünyaya bakışı farklıdır. Ve e, bazen düşündükçe... Büyük delilikmiş yani. Kimsenin önemsemediği, herkesin hiçe saydığı bir dilde en zor zamanlarda söylemek, hakarete uğramak, mahkeme kapılarında sürünmek, sürekli e, sırf bir dil yüzünden. Tabii Türkiye'nin tarihi bu konuda sicili çok e, parlak değil. Hani o kadar çok e, durum var ki bununla ilgili. E, tercih etmediler herhalde diye düşünüyorum. O zaman alakalıma. hani Türkçe okumak eğer rahat bir yol var ise, e, müzik yapmak için rahat bir yol var ise neden patika yolu seçeyim? Denebilir. Yani herkesin tercihi ayrıdır. Şöyle şeyler var mı acaba? Mesela siz bir önceki yıl hatırlayacaksınız Aynur Doğan Jazz e, Festivali'nde e, Kürtçe okuduğunda başına neler geldiğini hatırlıyorsunuz Hı -hı. ki jazz izleyicisi diye düşüneceksiniz diyelim. ki. Bu hani basın önünde gerçekleşti ve çok konuşuldu ama e, basın önünde olmayan sizin sahnede deneyimlediğiniz örnekler var mı aktarabileceğiniz benzer? Benim yok o tür e, başıma gelen şeyler e, ama e, rojun mutlaka vardır zaten yani. Benim o, o e, anlatmayayım ben bardan gece vakti polisler yaka paça e, beni karakola götürdüler sabaha kadar sorgulandım bir şarkı için yani. O kadar çok başıma geldi ki en son 2007'de olduğu için en yakın zamanı söylüyorum. Yani e, ayakları elleri ayakları titriyor garsonların. Abla in aşağı, kapıda polis var. Abla in aşağı. Ne oldu dedi. Polisler hani... orada gezmeye mi gelmiş? Hayır, yani hayır, yoksa beni... mesleklerini icra etmeye mi gelmiş? Hayır, hayır, mesleğini icra etmeye gelmiş. <laughs> e, ben de böyle nostalji yaşayarak gittim yani. Hani 2007'de oldu en son. 2000, Nerede en son 2007'de oldu İstanbul'da, oldu. İstanbul'da program İstanbul'da. yaptığım yerde oldu. Ve sabaha kadar yani o benden şikayetçi olan insanlar da her türlü küfrü ve hakareti ediyor. İşte çok ağır şeyler konuşuyor ve e, hiç kimse onlara susun demiyor. Yani şey yapılıyor yani tükürmeler, hakaretler. Gerekçe, Kürtçe söylemem Gerekçe, mi? Evet evet yani içinde geçen e, sözler Kürtçe söylemem yani Kürdistan kelimesi geçiyormuş. Yani biz e, e, komşumuz e, işte Kuzey Irak diyorlar da. Kuzey Irak Kürtçe'de çok ayıp bir laftır. Yani ne demek? Yani kadının cinsel organı demek. Kuzey diye affedersiniz. E, öyle algılanıyor. Oranın adı var Kürdistan yani. Orada da şarkı yapılabilir ve Suriye kürtleri de çocuklarına çok Kürdistan adı koyar. Yani benim annem Suriyeli olduğu için hani normal şarkının içinde genç kız adı da olabiliyor bazen şey olabiliyor. Öyle bir şarkı yüzünden en son yaşadığımı söylüyorum ondan öncekileri hiç girmeyeyim yani.